Dördüncü Gayrimenkulde Liderler Zirvesi Dede Otel'de gerçekleşiyor. Yanımızda Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsay'a var. Süleyman Bey, biraz önceki oturumda gayrimenkulde inovasyon konusu konuşuldu. Size sorumuz, inovasyon gayrimenkul inşaat sektöründe hangi alanlarda daha çok gerçekleşiyor? Daha da artması gereken, önem verilmesi gereken konular neler? Kısaca bir sizden bu konuda bilgilendirmenizi rica ediyoruz. İnşaat sektörü geçmişe dönüp baktığımızda, bugüne geldiğimizde çok değişiklikler var. Yani ister istemez inovasyonda uyguladığımız bölümler de var işin içinde. Satış ve pazarlamada olsun, dairelerin sunumunda olsun, reklamında olsun, dairelerdeki verimlilikte olsun, ısı yalıtımında olsun, ısı kayıplarında olsun, bunların hepsini elden geçiriyoruz. Ve bu yeniliklere ayak uyduruyoruz. Neler var mesela? Mesela şimdi yaptığımız yeni konutlarımızda enerji üretimi yapıyoruz. Güneş enerjisinden üretim yapıyoruz. Anlatabildim mi? Ona göre bir takım pazarlamalarda buna benzer arayışlar içindeyiz. Ne bileyim, buna benzer dijital ortamlarda konut satışlarını organize ediyoruz. Ve yaptıklarımız var. Bundan sonra da daha da geliştirmemiz gerekecek. Evet, inovasyon çağımızın artık çok önemli. Her sektörün olmazsa olmaz yenilikçi çözümler getirmesi gerekiyor sektöre. Bu anlamda baktığınızda inşaat sektörü yeterli mi sizce? Henüz daha yeterli değil ama inşaat sektörü öyle hemen birdenbire istediğin gibi değişebilecek bir cep telefonu modeli gibi değişemez. İnşaat sektörünün barınma ihtiyacını karşıladığı için ve her şekilde ve maliyetini de düşünmek zorundayız. O bakımdan zaman içinde bu değişiklikler yerine gelecektir. Peki markalı konutlara baktığınızda bu anlamda inovatif çözümleri yeterince kullanıyor mu? En azından hani markalı konutlar bazında değerlendirdiğinizde nasıl görüyorsunuz? Henüz daha yeteri kadar kullanmıyoruz. Ama bundan sonrası için de ekiplerimiz, arkadaşlarımız ona göre çalışmaları yapıyor. Ve bundan sonra da yapıma devam edeceğiz. Evet, bunun ne gibi artıları olacak inşaat sektörüne, tüketici anlamında baktığınızda, satışlar anlamında, satışların arttırılması anlamında? Bence geleceğe daha aydın, geleceğe daha ufuk açan, gençlerimizi ve daire sahibi olmayanları olacakları da daha aydınlatıcı bilgiler vermemiz gerekiyor. Evet, yeni nesil bu anlamda çok daha duyarlı, çok daha... Yeni nesil daha kabul eden, daha çabuk algılayan, onları bizim geleceğin müşterisi olarak görüyor. Evet. Daha sürdürülebilir inşaat şirketleri olmak için inovatif çözümlere inşaat projelerinin yer veriyor olması lazım. Peki seçimlerden önce kısa bir sektör değerlendirmenizi alabilir miyiz? Sektör nasıl gidiyor? Seçim sonrası tahminleriniz neler? Yani şu anda konut satışlarında seçim havasında değiliz. Satışlarda öyle bir anormal bir aksaklık falan filan böyle şeyler olmuyor. Yani bunu da beklememek lazım. Hayırlısı olsun. Önümüzdeki seçimler var. Seçimlerden sonra da önemli olan siyasi istikrarın devamıdır. Sektörde pozitif algı devam ediyor diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz Süleyman Bey. Sağ olun. Sağ olun.